Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri vahlul ukdete min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhikni bis salihin. Arkadaşlar Cami-ü Sahih okumaları devam ediyor. Kitab-ı Siyam'dayız. 15. bapta kalmıştık. 15. babımız Babu cevazi savmi vel fıtri fi şehri Ramazan'ı lil musafiri. Fi gayri ma'siyeti izâ kâne seferuhu merhaleteyni fe'ekser. Bir masiyet, yani Allah'ın razı olmayacağı bir husus olmamak kaydıyla iki konak, yani iki merhale ve daha fazla mesafeye yolculuk yapan kimsenin oruç tutup tutmayacağıyla alakalı meselenin caiz oluşu. Yani bir insan bir yerden başka bir yere yolculuk yapması ve bu işte gayesi Allah'a isyan olmaması, bu yolculuk sırasında oruç tutmasında caiz olması, tutmamanın da caiz olması babı. Ve ennel efdale limen etaqahu bila dararin en yesum. Bir de güç yetirebilen kimselerin oruç tutmalarının, yani yolculuk esnasında daha faziletli olacağı. Ve limen yeşuku aleyhi en yuftir. Ve zorlanan kimse, yani meşakkate girecek olan kimsenin de iftar etmesi, yani oruç tutmamasının da caiz olduğu babı. Toparlayacak olursak, yani bu bab başlığımızı, 15. babımızı şöyle toparlayıp verecek olursak, bir masiyet olmamak kaydıyla iki konak arasında, yani iki menzil arasında ve daha fazla bir mesafede yolculuk yapacak olan kimsenin, böyle bir kimse oruç tutsa da caizdir, tutmasa da, yani iftar etse de caizdir. Tabii ki Ramazan ayı içerisinde. Zarar görmeyeceği, yani takat getireceği kimsenin oruç tutabileceği, zorluğa düşeceği, mesela adam işte hastalanacaktır, böyle zorluğa düşecektir, fenalaşacaktır. Böyle bir kimsenin de oruç tutmayacağı, yani iftar edeceği fazilet, yani caiz olan bir durumdur. 88 nolu rivayetteyiz. Haddeseni Yahya İbni Yahya, bana Yahya İbni Yahya tahdis etti ve Muhammed İbni Ruhmi ve Muhammed İbni Rum. Kala, ikisi dediler ki, ehbarane Leysu, bize Leys haber verdi. Ve haddesena Kutebe İbni Said, bize Kutebe İbni Said tahdis etti. Haddesena Leysun, bize Leys tahdis etti. An İbni Şahab'in, o da İbni Şahab'da. An Ubeydullah İbni Abdullah İbni Utbe, o da Ubeydullah İbni Abdullah İbni Utbe'de. An İbni Abbasin radiyallahu anhuma, o da İbn Abbas radıyallahu anhuma da ennehu akhbarahu. O şöyle haber vermiş İbn Abbas. Enne Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem kharaca amel fethi fi Ramazan. İbn Abbas diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fethi yılında, yani Mekke'nin fethi yılında Ramazan'da sefere çıktı, yolculuğa çıktı. Fesama hatta belagal kedibe thumma eftar. Kedib denen yere gidinceye kadar oruca devam etti. Yani Kedib denen yere sefer edinceye kadar oruç tuttu. Sümme eftara, sonra da iftar etti. Ve kâne sahabetu Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem yettabûnel ahdese fel ahdese min emrihi. Diyor ki Resulun ashabı da fiillerinde en yeni olanlarına uyarlardı. Yani diyelim ki Resulullah aleyhissalatü vesselam bir iş yapmış. Yani işte, örnek olarak diyelim. Resulullah yolculuğunda, daha önceki durumlarda yolculuğun tamamında oruç tutmuş mesela diyelim. Yani seferliğin tamamında. Ama daha sonra mesela diyelim bu hadise geçtiği gibi Resulullah işte Mekke'de yolculuğa çıkmış. Kedit denen yere vardı zaman. Orada ne yapmış? Orada orucunu bozmuş. Yani iftar etmiş yolculuk hala devam etmesine rağmen. Resulullah'ın ashabı, Resulullah'ın ilk uygulamasını değil, en son uygulamasını, yani en son yaptığı işi baz alırlardı. Yani bunu uygularlardı. Bu hadis başka bir isnatla rivayet olunmuş. Ancak burada Süfyan dedi ki aleyhissalatü vesselam son kavliyle amel edilirdi ifadesinin kime ait olduğunu ve kâne yu'hadu bil âhiri min kavli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Süfyan diyor ki Resulullah'ın son kavliyle, yani son söylemesiyle, son işiyle amel edilirdi sözü kime ait olduğunu bilmiyorum diyor. Bu hadis başka bir isnatla da gelmiştir. Zühri der ki oruç bozma, yani iftar etme Resulullah'ın son iki fiilinden, yani işinden biriydi.
Ancak ashab Resulullah'ın son işlerini yani son fiilini uygulardı. Aleyhissalatü vesselam Ramazan ayında daha 13 gün varken Mekke'ye ulaşmıştı. Yani Ramazan ayının içerisinde Mekke'ye ulaşmıştı diyor ravi. Yine bu hadis başka bir isnatla rivayet olunmuş. İbn-i Şahab Resulullah en yeni Resulullah'ın en yeni fiillerini yani en yeni işlerine uyarlardı ve onun muhkem bir nasi yani daha önceki hükmü kaldıran bir hüküm olarak kabul ederlerdi diyor. Kim diyor? İbn-i Şihab Ez-Zühri diyor. Geldik bu rivayetin devamında İbn-i Abbas der ki Resulullah aleyhissalatü vesselam Ramazan ayında Mekke'ye doğru yola çıktı. Usfan'a varana denk her gün oruçluydu yani bu sefer oruç ayında olduğundan dolayı Usfan'a varıncaya kadar ne yaptı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Oruçlu olarak geçirdi. Usfan'a vardığında ise, Usfan denen mekana vardığında ise bir kase su isteyip herkesin gözün önünde iftar etti. Yani orucunu bozdu diyor. Usfan'la Mekke ulaşınca kadar da oruç tutmadı. Mekke'yi de Ramazan ayında fethetti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde yolculuğun bir kısmında oruç tuttu, bir kısmında ise tutmamış oldu. Bunun için de yolculukta dileyen İbn Abbas diyor, yani seferde olan kimse ister oruç tutar, ister iftar eder. فَمَنْ شَاءَ سَامَ وَمَنْ شَاءَ اَفْتَرْ Yani bir insan yolculuğa çıktığı zaman Ramazan ayında, tabi bu işte böyle iş olsun diye, İşte böyle abuk subuk gerekçelerle nasıl olsa ben seferdeyim değil. Gerçekten bir insan Ramazan ayın içerisinde sefere çıkarsa yani yolculuk yaparsa bu durumda ister oruç tutar ister tutmaz. İbn Abbas Resulullah'ın Mekke Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'de yolculuğa çıkıp Usfan'a kadar oruç tuttuğunu, Usfan'da ise böyle herkesin gözü önünde herkesin görebileceği şekilde su isteyip orucunu açtığını ve Mekke'ye varıncaya dek de oruç tutmadığını, dolayısıyla İbn-i Abbas da Resulullah'ın bu uygulamasını baz alarak isteyen oruç tutar, yolculukta isteyen tutmaz. 89 nolu rivayete yine İbn-i Abbas oruç tutanı da tutmayan da ayıplama demiştir. Yani la ta'ib ala men same, oruç tutanı da ayıplama ve la alen men eftar, oruç tutmayan da ayıplama. قَدْ سَامَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهِ سَلَمْ فِي سَفَرْ وَاَفْتَرْ Niye? Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam seferde hem oruç tutmuştur hem iftar etmiştir. Yani hem oruç tutmuştur hem tutmamıştır diyor İbn Abbas. Yani şöyle anlaşılmaması gerekiyor. Ya işte adam hem Müslüman olduğunu söylüyor hem de işte Ramazan ayında orucunu yiyor. Ve işte kardeşim hiç işte bir insan yolculuğa çıktı olsun. Ben güçlüyüm, ben kuvvetliyim, işte ben böyle daha Allah'a işte kulluk etmek anlamında, işte onun rızasını kazanmak anlamında ne yapıyorum? İşte oruç tutuyorum. Siz niye tutmuyorsunuz? Böyle bir şey demeyin. Ayıplamayın. Yani seferdeyse bir kimse oruç tutsa da onun hali Allah'a ayandır. Dolayısıyla Resulullah bunu yapmıştır. Bu yapılır. Oruç tutmasa da Resulullah bunu yapmıştır. Bu yapılır. 90 nolu rivayete geldik. Haddeseni Muhammed İbnül Müsenna, bana Muhammed İbnül Müsenna tahdis etti. Haddeseni Abdülvahab, bize Abdülvahab tahdis etti. Yani İbni Abdülmecid, yani İbni Abdülmecid. Haddeseni Cafer'in bize Cafer tahdis etti. An Ebihi, o da babasında. An Cabir İbni Abdillah radiyallahu anhuma, o da Cabir İbni Abdillah radiyallahu anhuma da. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem haraca amel fethi ila Mekke'ti ila Mekke'te fi Ramazan-ı Fesame hatta belaga Kura'el Gamim. Fesame Nas. Diyor ki Cabir bin Abdullah Resulullah Mekke'nin fethi yılında Ramazan ayında Mekke'ye doğru yola çıktı diyor. Kura'el Gamim adlı yere gelene dek, yani bu bir yer, Kura'el Gamim denen yere gelene dek oruçluydu. Oruç tutmaya devam etti. İnsanlar da oruç tutuyordu Resulullah. Sonra bir bardak su istedi. İnsanların gözün önünde ne yaptı? İftar etti. Yani orucunu açtı. Ardından da Cabir bin Abdullah diyor ki Resulullah bu orucunu açtı ya insanların gözünün önünde. Ardından bazı insanlar ne yaptı? Oruç tutmaya devam ettiler diyor.
Fekile lehu ba'de zalike inne ba'de nase kad same. Diyor ki Cabir, bu hadise Resulullah'a aktarıldı, yani denildi ki ey Allah'ın Resulü, hala insanlar oruç tutuyorlar yani. Hani sen oruç açmana rağmen, iftar etmene rağmen insanlar hala oruç tutuyorlar. Bu ne olacak? Fekal Resulullah aleyhissalatü vesselam dedi ki ulaikel usah, ulaikel usah. Resulullah dedi ki onlar asidirler. Onlar asidirler. Yani böyle yapan kimseler isyankar kimselerdir. Yani Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu yapıyor. Dolayısıyla Resulullah'ın yaptığını elbette ki yapmak gerekiyor. Böyle işte Resulullah orucu açtı halde hala oruç tutmaya devam eden kimseler asi kimselerdir diyor Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis başka bir kanadla da nakledilmiştir. Burada şu ziyade vardır. Resulullah insanlara oruç tutmak zor gelmeye başladı. Onlar senin ne yapacağını bekliyorlar veya bakıyorlar dediler. Bunun üzerine Resulullah ikinden sonra bir bardak su istedi ve iftar etti. Evet. Bir de yani Resulullah şöyle bir durumda geliyor. Ey Allah'ın Resulü, bu seferde devam ediyoruz fakat yani bu yolculuğumuz devam ediyor ama insanlar bu yolculukta gerçekten yani zora düştüler. Hani insanlar acaba Allah'ın Resulü ne yapacak? Yani gideceğimiz yere kadar oruç tutmaya devam edecek mi? Yoksa yolculukta oruç açacak mı? Bu hadise, bu haber Resulullah'a ulaşınca Resulullah hemen su istiyor ve ne yapıyor? İftar ediyor. Yani o seferde dediğimiz gibi oruç tutulabilir de iftar da edilebilir. 92 nolu rivayete geldik. Cabir der ki bin Abdillah, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yolculuk esnasında insanların bir adamın etrafında toplandıklarını ve ona gölge yaptıklarını gördü. Neyi var diye sordu. Dediler ki, yani bu adamın neyi var diye sordu Allah Resulü. Ma lehu, onun nesi var dedi. Kalu dediler ki, raculun saim. Dediler ki, bu oruçlu bir adamdır. Fekala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, leysel birra entu tesumu fis sefer. Resulullah dedi ki, Ramazan'da, avfen, yolculukta oruç tutmak bir değildir, iyilik değildir. Yani hani bir adam işte üf ya ne iyi, ne büyük bir adam, ne takvalı bir adam, ne işte Allah'a karşı halis muhlis bir adam. Bu değildir. Yani yolculukta oruç tutmak ne değildir? Yolculukta oruç tutmak bir değildir. Yani takva değildir. Şimdi bazı toplumda şöyleleri var. İşte ya efendim işte adam hemen bir yolculuk yaptı da işte hemen orucunu bozdu. Olur mu canım, ben hiç şöyle bir şey yapar mıyım? Ben işte şöyle şöyle şu zamanlarda o işte sefer yaptığımda hep orucumu tuttum. Ben hep orucumu tutarım, hiç bırakmam. Bu değildir. Bu cahillerin diyeceği bir şeydir. Nedir? Resulullah aleyhissalatü vesselam bakıyor bir yolculukta bir adamı böyle insanlar gölgeliyorlar. Yani böyle etrafında toplanmışlar, adama böyle gölgelik olmuşlar. Resulullah soruyor, bu adamın hali nedir? Diyorlar ki bu adam oruçludur. Resulullah diyor ki leysel birra en tesumu fis sefer. Yolculukta oruçlu olmak ne değildir? Bir değildir, iyilik değildir, takva değildir. Yani bu Allah'a en güzel kulluk değildir. Çünkü yolculukta kişi bir kasıt olmaksızın, bu insanların anlayacağı şekliyle bir art niyet olmaksızın oruçta tutabilir, tutmayabilir de. Seferde Resulullah'ın uygulamış olduğu budur. Bu hadis başka bir isnatla rivayet olunmuştur. Resulullah bir adamı gördü şeklinde başlayarak rivayet olunmuş. Yahya bin Ebi Ketir'in rivayetinde Allah'ın size bahşettiği ruhsatı deneyin, yapın yani benimseyin eklemesi vardır. Yani Allah size yolculukta iftar etmeyi yani oruç tutmama ruhsatını vermiştir. Siz de bunu uygulayın. Niye uygulamıyorsunuz? Diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Şube dedi ki Yahya bu ziyadeyi sorduğumda hafzedememişti. Yani lem yahfazu ezberinde tutmamıştı diyor. Geldik 93 nolu rivayete. Haddesena Haddab İbnu Halid, bize Haddab İbnu Halid tahdis etti. Haddesena Hammam İbnu Yahya, bize Hammam İbnu Yahya tahdis etti. Haddesena Katade, bize Katade tahdis etti. An Ebi Nadra, o da Ebi Nadra'da. An Ebi Said el-Hudri radiyallahu an, o da Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh'da. Kale dedi ki gazavna ma'a Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem lisitte aşerete madat min ramadani fe mina men same ve mina men aftar lem ya'im saimu ala müftir ve la müftiru ala saim. Ne güzel bir ifade.
Ebu Said diyor ki, Ramazan ayının 16. gününde biz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile gazaya çıktık diyor. Yani savaşa çıktık. Bu çıkışta kimimiz, yani bu yolculukta kimimiz oruçluyken kimimiz oruçlu değildi. Ancak ne oruçtan oruçluyu ayıplıyordu, oruçlu ayıplıyordu, ne de oruç tutmayan oruçluyu ayıplıyordu. Kimse kimseyi kınamıyordu. Evet, mesele bu kadar vadih, yani açık. Bu hadis başka bir isnatla da Katade merkezi olarak rivayet olunmuştur. Amr bin Amir ve Hişam rivayetlerinde ise 18. gün, yani 18. günde bu yolculuk olduğunda, Said rivayetinde 12. günde ve Şüber rivayetinde ise 17 ve 19. günlerde zikredilmiştir. Evet, neymiş Ebu Said rivayetine gelen? Yani Ramazan'ın ortalarında, öyle diyelim, biz yolculuğa çıkmıştık. Kimimiz oruçluydu, kimimiz oruçlu değildi. Oruç tutanlar da oruçsuzları ayıplamıyordu, kınamıyordular. Oruç tutmayanlar da oruçları kınamıyorlardı. Burada dileyen tutar, dileyen tutmaz. Nerede? Yolculukta. 95 numaralı rivayete geldik. Haddesena Nasr İbni Ali el-Cehzamiyyü. Bize Nasr İbni Ali el-Cehzami tahdis etti. Haddesena Bişrün yani İbni Mufaddal. Bize Bişr tahdis etti. O Mufaddal'ın oğludur. An Ebi Mesleme. O da Ebi Mesleme'de. An Ebi Nadra. O da Ebi Nadra'da. An Ebi Said radıyallahu anh. O da Ebi Said radıyallahu anh'da. Kale dedi ki Ebu Said, kunna nusafiru ma'a Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem fi Ramazan. Diyor ki biz Resulullah aleyhissalatu vesselam'la beraber Ramazan'da seferde bulunduk. Yani oruç yolculuğa çıktı. Fi ma yu'abu ana saymi savmahu. Oruçtan kimse oruçtan dolayı ayıplanmıyordu. Ve la alel müftiri iftarahu. Aynı şekilde oruç tutmayan da tutmaması nedeniyle ayıplanmazdı diyor Ebu Said el-Hudri. Zaten Allah'ın hükmünü bilen, Allah'ın dinine karşı lakayt olmayan kimseler böyle bir şeylere tevessül etmezler. Ama ne hikmetse cahiller, yani Allah'ın dinine bir haber olan kimseler, böyle insanların üzerinde ahkam kesmek anlamında, vay işte sen misin yolculukta oruç tutmayan, böyle şey mi olur efendim, ne var yani insan açlıkta ölecek mi? Doğru, insan açlıkta ölmez. Yani böyle bir durumda söz konusu değil zaten. Zaten oruç, yani bu orucun farz kılınmasındaki hikmet kulların Allah'a karşı müttaki olmalarıdır. Dolayısıyla yani kul Rabbi, Kerim olan Rabbisine karşı halis, muhlis bir şekilde kulluk ediyorsa ve Kerim olan Mevlası da Ramazan ayında eğer seferde ise, yani yolculukta ise, orucunu bozmuşsa bu onun için bir eksiklik, bir nakıslık sebebi değildir. Bu kulların Allah'a ihsanıdır, bir ruhsatıdır. Dolayısıyla kul da bunu kullanır. 96 numaralı rivayete geldik. Ebu Said, Allah Resulü ile birlikte Ramazan ayında gazveye çıkmıştık. Kimimiz oruçlu, kimimiz oruçsuzdu diyor. Ne oruçlu oruçlu olan olmayanın, ne de oruçlu olmayan oruçlu olanı yererdi. Kendini güçlü hisseden oruç tutardı ve bu hoş karşılanırdı. Kendini güçsüz gören de oruç tutmazdı. Bu da hoş karşılanırdı diyor Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh. Evet, işte mesele böyledir normalde. Olması gereken de budur. 97 nolu rivayette Ebu Said ile Cabir bin Abdullah dediler ki biz aleyhissalatü vesselam'la birlikte yolculuk yaptık. Orucunu tutan tuttu, tutmayan da tutmadı. Ama hiç kimse birbirini ayıplamadı diyor. Kim diyor? Ebu Said el-Hudri ve Cabir bin Abdullah. Her ikisi diyorlar, Allah her ikisine de razı olsun. 98 nolu rivayete geldik. Haddetena Yahya ibn Yahya, bize Yahya ibn Yahya tahdis etti. Akbarana Ebu'l-Hayseme, bize Ebu'l-Hayseme haber verdi. An Hümeyd, o da Hümeyd'de kaledi ki su ile Enes'ün radiyallahu an. Diyor ki Hümeyd, Enes radiyallahu anh'a soruldu. An sami Ramazan fi sefer. Yani Ramazan ayında yolculuğa çıkıldığı zaman insan hani oruç tutar mı tutmaz mı? Ne yapması gerekir? Enes'e bu mesele soruldu. Fekale, Enes dedi ki seferna ma'a Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem fi Ramazan felem ya'ib saimu alal müftir ve alal müftiru alal saim. Diyor ki Enes İbni Malik, biz Resulullah aleyhissalatü vesselamla Ramazan'da yolculuğa çıktık. Resulullah'la birlikte biz bu yolculuğa çıkmışken ne oruç tutan tutmayanı, ne de oruç tutmayan tutanı yaptığından dolayı kınamadı, ayıplamadı, karşılığını verdi
Enes İbni Malik. Bu bapta son rivayet. Hümeyd dedi ki, bir yolculuğa çıktım ve oruç tuttum. Bana orucunu kaza et dediklerinde, Enes'in bana bildirdiğine göre, yukarıdaki hadisi söylüyor, bildirdiğine göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ashabı yolculuğa çıkar ve ne oruç tutan tutmayanı ne de oruç tutmayan tutanı yaptığından dolayı kınamazdı dedim. İbn-i Emi Müleke ile karşılaştığımda da o da bana Ayşe'nin de aynısını, yani Ayşe validemizin de aynısını aktardığını söyledi diyor. Kim diyor? Hümeyd diyor. Evet, toparlayacak olursak arkadaşlar 15. babımızdaki hadislerde öğrendiğimiz Allah'ın razı olmayacağı durumlar hariç bir kimse bir merhaleden başka bir merhaleye geçiş yapacaksa burada ister oruç tutar ister tutmaz. Kişi gücü yetiyorsa oruç tutar, bu da fazilettir. Kişi gücü yetmiyorsa oruç tutmaz, bu da fazilettir. Yani yolculukta gücü yeten oruç tutan, gücü yetmeyen de tutmayabilir. Hatta oruçta seferde Ramazan ayı içerisinde oruç tutulmazsa bunda herhangi bir ayıplama, herhangi bir dinde eksiklik söz konusu değildir. Dolayısıyla gücü yeten oruç tutar, gücü yetmeyen de oruç tutmaz. Her iki durumda nedir? Caizdir. Allah bizleri her durumda mu'tedil olan kullardan kılsın. Bizi her türlü ifrat ve tefritte muhafaza kılsın. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.